Amerika'nın sesinin Washington stüdyolarından bir kez daha merhaba. Ben Özlem Tınaz. Amerika ve dünya gündeminden derlediğimiz haberlerle karşınızdayız. Kongre, Obama'nın 11 Eylül saldırılarında yaşamını yitirenlerin yakınlarına Suudi Arabistan aleyhine dava açma hakkı tanıyan yasa tasarısını veto etmesinin ardından yaptığı oylamada çoğunlukla yasa tasarısına onay verdi. Böylece söz konusu yasa tasarısı yasa haline dönüşmüş oldu. Bu duruma tepkiler neler? Dilge Timuçin'den alacağız. Dilge, bu konudaki yorumlar, tepkiler, açıklamalara dair neler aktaracaksın? Özlem, elbette bu tasarının yasalaşmasıyla ilgili özellikle Amerikan Başkanı Barack Obama'nın ve Suudi Arabistan hükümetinin tepkisi bekleniyordu. Barack Obama elbette buna tepkili, çünkü 8 yıllık başkanlık döneminde ilk defa bir veto kararına saygı gösterilmedi ve bir tasarı yasalaştı. Barack Obama dün CNN'in programına katıldı ve burada bazı açıklamalarda bulundu. Yargı dokunulmazlığını kaybeden ülkelerin aynı şeyi Amerika Birleşik Devletleri'ne yapması durumunda diplomatik zorluklar yaşayabiliriz dedi. Bu uyarıda bulundu ve Suudi Arabistan yönetimini terörizmi sponsor olarak görmediklerini söyledi. Bundan hemen önce Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest de bir açıklama yaptı ve bu kararın, kongrenin bu kararının 1983'ten bu yana olan en utanç verici şey olduğunu söyledi. 83'te de Ronald Reagan'ın bir toprak yasası ile ilgili vetosunu kongre kabul etmemişti. Bunun dışında Obama'nın daha önce 11 veto olmuştu, veto yapmıştı, ancak bununla ilgili daha önce herhangi bir karar almamıştı kongre. O açıdan da elbette önemli. Kongredeki Obama'yı destekleyenlerin neredeyse tamamı bu sefer başkana muhalefet etti. Tabii Riyad'ın tepkisi bekleniyor. Riyad 3000 kişinin hayatını kaybettiği saldırılarda parmağının bulunmadığını, bir ilgisinin olmadığını söylüyor. Daha önce lobi faaliyetleri yapmıştı bu yasanın, bu tasarının yasalaşmaması için. Hatta Amerikan hükümetine hazine bonoları dahil toplam 750 milyar dolarlık varlığını, Amerika'daki varlığını satmakla tehdit etmişti. Tasarı ile ilgili Riyad yönetiminden henüz taze bir tepki gelmedi. Biz de bunu bekliyoruz Özlem. Başkent Washington'da son günlerde tansiyon da yüksekti. Bütçe konusundaki anlaşmazlık siyasi gerginliğe neden oldu ama federal kurumların 9 Aralık'a kadar açık kalmasını sağlayacak geçici bütçe tasarısının kongreden geçmesiyle bir anlamda sular duruldu diyebiliriz. Yine de federal hükümet çalışanları tam anlamıyla rahatlamış değil. Nedenlerini senden alalım Dilge. Federal hükümet en son Amerika'da 2013'te kapanmıştı. Bu ne anlama geliyor? Federal kurumların çalışmaması, maaşların ödenmemesi ve işlerin aksaması anlamına geliyor Amerikan hükümeti için. 16 gün boyunca kapalı kalmıştı 2013'te. Şimdi tekrar böyle bir şey gündemde Özlem. Bu yılki bütçe pazarlıkları çetin geçiyor. Zaten bu federal hükümetin kapanması da bütçe pazarlıklarının bir türlü sonuca ulaşmamasından kaynaklanıyor. Normalde yarın, yani 30 Eylül akşamına kadar bütçe yasasının çıkarılması ve Obama'nın masasının üzerine konması gerekiyordu imza için, ama hala anlaşma sağlanabilmiş değil. Normalde yarın hükümetin kapanması beklenebilirdi. Ama bunun yerine geçici bir bütçe oluşturuldu ve 9 Aralık'a kadar hükümetin açık kalmasını sağlayacak bir çalışma yapıldı. Düne kadar Senato bunu reddediyordu. Bu geçici bütçenin de kabul edilmesi beklenmiyordu. Ama önce Temsilciler Meclisi yasaya onay verdi. Daha sonra da Senato'da bu yasaya şaşırtıcı bir şekilde onay verdi. Daha sonra öğrendik ki bunda Cumhuriyetçilerle Demokratlar arasında bir anlaşmanın da etkili olduğunu söyleyebiliriz. Michigan'ın Flint eyaletinde zehirli su içildiğine dair tepkiler vardı ve buraya bütçe ayrılması gerektiği söyleniyordu. Bu konuda uzlaşmaya varmış görünüyorlar ve geçici bütçe konusunda da anlaşmaya vardılar. Şimdi 9 Aralık'a kadar, yani bir aydan fazla bir süre Amerikan hükümeti çalışmaya devam edecek. 8 Kasım'da biliyorsunuz başkanlık seçimleri var. Daha sonra da bütçe çalışmaları yine çetin konularda sürecek. Bunun içine Zika virüsüyle ilgili ayrılması gereken bütçe, Zika ile savaşta kürtaj kanunu vesaire, bunun gibi çok önemli konular var. Ve Temsilciler Meclisi, Senato'da, Kongre'nin iki kanadı da bu konuda çalışmayı sürdürecek. Washington gündeminin bu önemli başlıklarına dair notları Dilge Timuçin aktardı. Teşekkürler Dilge. Suriye'deki iç savaştan kaçanlar için güvenli bir hayata yolculuk büyük tehlikeler içeriyor. Hatta bu yolculuk bazen ölümle bitiyor. Engelli mültecilerin önündeki zorluklarsa çok daha büyük. Ama IŞİD'den kaçan tekerlekli sandalyeye bağımlı iki Suriyeli kardeşin olağanüstü hikayesi engellilerin zor ama aşılmaz olmadığını bütün dünyaya gösterdi. Ağlan ve Gayan Muhammed kardeşlerde kas erimesi var.
Onların olağanüstü yolculuğu 2014'te IŞİD'in yaşadıkları El Haseke kentine doğru ilerlemesiyle başlıyor. Muhammed kardeşler anneleri ve diğer kardeşleriyle birlikte önce Irak'a kaçmış. Bir yıl sonra IŞİD'in daha da ilerlemesiyle dağları aşıp Türkiye'ye geçmişler. When we arrived at the top of the mountains. Dağların tepesine ulaştığımızda yanımıza iki at aldık. Biri ben ve engelli kardeşim, diğeri de tekerlekli sandalyelerimiz içindi. Our wheelchairs. Atların üzerine bağlı şekilde Türkiye'ye ulaşan kardeşler, insan kaçakçılarına kişi başına $750 ödeyerek Yunanistan'a geçmiş. Bulundukları küçük şişme botta 60 mülteci daha varmış. Every time I look around, I see babies. Etrafıma her baktığımda ağlayan bebekler ve çocuklar gördüm. Çok zor bir yolculuktu. It was very difficult moment. Türkiye'den ayrıldıktan kısa süre sonra motor bozulmuş. 4 saat sonra bota ulaşan Avrupa Birliği Sahil Güvenliği mültecileri Yunanistan'ın Sakız Adası'na götürmüş. This is a remarkable story that shows strength and. Bu güç ve direnci gösteren etkileyici bir hikaye. Ama aynı zamanda Avrupa ülkelerinin zulümden ve savaştan kaçan mültecilerin güvenliğini sağlamakta başarısız olduğunu da gösteriyor. Muhammed ailesi Yunanistan'a Ankara ve Avrupa Birliği arasındaki mülteci anlaşmasının imzalanmasından sadece birkaç gün önce ulaşmış. Ancak Batı Avrupa'ya giden yollar şu anda kapalı. Atina dışındaki derme çatma bir kampa yerleştirilen Muhammed ailesi 6 aydır bekliyor. Öncelikle Yunanistan'da yetkililerin Avrupa Birliği'nden yardım alarak ülkede mahsur kalan mültecilerin yaşam koşullarını iyileştirmesi gerekiyor. Sonrasında da Avrupa hükümetleri ülkelerine daha fazla mülteci almayı kabul etmeli. Yunanistan'da mahsur kalan yaklaşık 60 bin göçmen ve mülteci var. Avrupa Birliği'nin önerdiği mülteci yerleştirme planı ise Avrupa'da giderek büyüyen göçmen karşıtlığı nedeniyle ertelenmiş durumda. Ağlan Muhammed, kamptaki mülteci çocuklara İngilizce öğretiyor. Muhammed ailesinin terörden kaçışı zorluklar karşısında kazandıkları bir zafer olsa da Ağlan ve Gayan kardeşler yolculuklarının henüz bitmediğini söylüyor. Dilge Timoçin, Amerika'nın Sesi, Washington. Donald Trump'ın iş hayatındaki başarısı cumhuriyetçi seçmeni etkileyen ana nedenlerden biri. Ancak hakkında çıkan yeni bir kitap Trump'ın yükselişinin çok farklı yollardan olduğunu ortaya koydu. Donald Trump başkan adayı olmadan önce New Yorklu açık göz bir emlakçı ve iş adamıydı. Trump, NBC'nin televizyon şovu Çırak'la ününe ün kattı. Doing business in New York requires a very strong. New York'ta ticaret yapmak güç ve motivasyon gerektirir ve ikisi de Trump'ta mevcut. He is very much a New York businessman. Tüm satıcıları, tüm müteahhitleri tanır ve hatırlar. İşin her adımını bilir. Mark Fisher ve Michael Cranish, Trump'la ilgili çıkan yeni kitabın yazarları. Kitapta Trump'ın başkanlık yolunda yaşadıkları ve iş adamlığı yönü, imzaladığı anlaşmalar incelenmiş. Trump, büyük bir firmanın yöneticisi olmanın kendisini başkanlığa hazırladığını düşünüyor. Kitap için Donald Trump'la çok kapsamlı röportajlar yapılmış. Yazarlar bu sayede markalaşmanın Trump'ın yükselişinde ne kadar önemli olduğunu görmüş. Sahip olduğu her mülk, her bina Trump'ın ismini taşıyor. Son olarak Washington'da açtığı otel de bir istisna değil. Ve yıllar içinde Trump adı ışıltılı bir servet anlamına gelmiş. Sadece isim hakkından bile para kazanıyor. Yatırımcılar isme yatırım yaparak bazen kazanıyor, bazen de kaybediyor. Ancak Trump kazanırken bazıları kaybedenlerden olmuş. Beth Rosser da bunlardan. Rosser'ın firması Trump'ın Atlantic City'deki kumarhanesi Taj Mahal'ın tuvaletlerini yapan firma. $230 bin bir anlaşmaydı. Yaptığımız en büyük işlerden biriydi. Ama iş ödemeye gelince Rosser Trump'ın iflas için başvurduğunu ve ödeme yapmayacağını öğrenmiş. Bir sürü evrak işiyle uğraşıldı. Avukatlar tutuldu. Bir şekilde ödemenin yapılmasını sağlamak için bu süreçlere katlanıldı. Firma 2,5 yıllık dava sürecinin sonunda anlaştıkları paranın sadece %30'unu alabilmiş. Kitapta da anlattığımız gibi Donald Trump'la iş yapıp üzerindeki tişörtü bile kaybeden uzun bir tüccar müteahhit hissedar listesi var.
İş taktikleri bir yana, yazarların üzerinde anlaştıkları nokta Trump'ın halkın arzularını çok iyi bildiği. Amerikan halkının durumunu anlamadan Donald Trump'ı değerlendiremezsiniz. Halkın uzun zamandır var olan endişelerinden yararlandı. Peki bu ünlü iş adamı Amerika başkanı olabilecek mi? Buna seçmenler karar verecek. Melek Çağlar, Amerika'nın Sesi, Washington. Aşı tartışmaları sürerken uzmanlar aşılara duyulan güvensizliğin kızamık gibi salgın hastalıkların yaygınlaşmasına yol açtığını söylüyor. Londra ve Singapur'daki araştırmacıların yaptığı ortak bir çalışma aşıların önemi, güvenliği ve etkinliği hakkında insanların çok farklı düşüncelere sahip olduğunu ortaya koydu. Sağlık çalışanları Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti Kinshasa sokaklarında halka sarı humma aşı programına katılma çağrısı yapıyor. Bu yıl Kongo ve Angola'da patlak veren sarı humma salgını yüzlerce can aldı. Dünya Sağlık Örgütü her iki ülkede toplam 15 milyon kişinin aşılanmasını hedefliyor. Eğer herkes aşı yapmayı kabul ederse sarı hummayı yok edebiliriz. Londra Üniversitesi Hijyen ve Tropikal Hastalıklar Fakültesi'nin yaptığı bir çalışmaya göre Afrika kıtasındaki insanlar dünyanın geri kalanına göre aşılara daha fazla güveniyor. Afrika'daki ankete göre katılımcıların sadece %7,4'ü aşıların tehlikeli olduğunu söylüyor. Bu oran Avrupa'da özellikle Fransa'nın katkısıyla %15,8'e ulaşıyor. Fransız halkının %41'i aşıların güvenliğini sorguluyor. Yıllar önce hepatit B aşısının MS yani multiple skleroz hastalığına yol açtığı iddiaları kaygılara yol açtı. Bu iddialar bilimsel olarak çürütülmüş olsa da kaygılar sürüyor. Bugün ise HPV aşısının yan etkileriyle ilgili kaygılar var. Ancak bu yan etkiler bilimsel olarak kanıtlanmış değil. Fransa'daki güvensizlik 2009'daki domuz gribi salgınına halkın verdiği tepkiyle de körüklendi. Hükümet o yıl 94 milyon doz aşı için 1,4 milyar dolar harcadı. Ancak aşıların büyük kısmı satıldı veya imha edildi. Doktor Heidi Larson bu güvensizliğin bedelinin ağır olabileceğini söylüyor. Önümüzdeki dönemde ölümcül grip türleriyle karşılaşmayı bekliyoruz. Eğer gelecekte de aşılanmaya karşı aynı direnç gösterilirse bunun çok tehlikeli sonuçları olabilir. Uzmanlar aşılara olan güvenin azalmasının ve insanların aşı olmaya karşı çıkmasının salgınları tetikleyebileceğini söylüyor. Öte yandan aynı araştırma çocukların aşılanmasında tüm dünyada destek verildiğini ortaya koydu. Devrim Moral, Amerika'nın Sesi, Washington. Sırada Amerikan basınından özetler var. Bakalım bugünkü gazetelerde öne çıkan konular neler? Ege Cansu Saçıkara özetleyecek. Ege, söz sende. Evet, hemen Washington Post'la başlayalım. Washington Post'un bugünkü ana sayfasında Halep'te bombardımandan sonra harabeye dönen bir sokağın fotoğrafı yer alıyor. Haberde ise Halep'te isyancıların kontrolü altındaki bölgelerde yaşayanların artık kaçacak yerleri kalmadığını ve bir sonraki bombardımanı bekledikleri yazıyor. Halep'in geçen hafta şimdiye kadarki en şiddetli saldırılara maruz kaldığını kaydeden gazetenin ana sayfasında Amerika'nın Rusya'ya Halep saldırılarına derhal son vermesi çağrısı yaptığı yazılı bir haber daha var. Habere göre Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la telefonda konuşan Amerika Dışişleri Bakanı Kerry, Halep'teki durumdan Rusya'yı doğrudan sorumlu tuttu. Obama yönetimi ise Rusya'ya Halep'e yönelik saldırıları durdurmadığı ve ateşkesi yeniden sağlamadığı sürece Suriye'de terörle mücadelede yapılacak Amerikan-Rus işbirliğinin askıya alınacağı tehdidini yöneltti. Ancak habere göre bu tehdit başta Senato Silahlı Kuvvetler Komisyonu Başkanı Cumhuriyetçi Senatör John McCain ve Senatör Lindsey Graham'ı tatmin etmişe benzemiyor. McCain ve Graham'ın eminiz Amerika'nın bu tehdidi Putin'i çok korkutmuştur. Putin şimdi çıktığı ayı avını bırakıp koşa koşa Kremlin'e döner ve Halep bombardımanının durdurulması talimatı verir şeklindeki alaycı sözlerine yer veren gazete, ikilinin geçen hafta da Kerry'i Ruslara güvendiği için eleştirdiğini hatırlatıyor. Şimdi New York Times'a geçelim. New York Times bugün baş sayfasında 11 Eylül 2001 terör saldırılarında hayatlarını kaybedenlerin ailelerinin tazminat almak amacıyla Amerikan mahkemelerinde Suudi Arabistan aleyhinde dava açabilmelerini mümkün kılan yasanın Başkan Obama'nın vetosuna rağmen Kongre'nin her iki kanadında da geçtiğini haber veriyor.
Böylelikle Kongre ilk kez Başkan Obama'nın vetosunu geri çevirdi ve başkanın ikinci veto hakkı olmadığı için yasa Kongre'de kabul edildi. Habere göre Senato'da 97'ye 1, Temsilciler Meclisi'nde ise 348'e 77 oyla geçen yasa Demokrat ve Cumhuriyetçi Partilileri bir araya getirdi ve 11 Eylül 2001'de yakınlarını kaybeden ailelerin Washington'a ağırlığını koyduğu izlenimi yarattı. Gazete Başkan Obama'nın yabancı ülkelerdeki Amerikalı diplomatlar aleyhine de dava açılmasına olanak sağlayacağı için şiddetle karşı çıktığı yasanın tam da başkanlık seçimleri öncesinde ezici çoğunlukla kabul edilmesinin partiler seçimden önce riskli adımlar atmak istemiyor izlenimi yarattığı yorumunu yapıyor. Haberde ayrıca Suudi Arabistan'ın yasanın geçmesi durumunda Amerika'da hazine bonoları dahil milyarlarca dolarlık varlığını satma tehdidinde bulunduğunu da yazıyor. New York Times bugün ayrıca küresel serbest ticaretin artılarını ve eksilerini ele aldığı ayrıntılı bir değerlendirmeye yer vermiş. Serbest ticaretin nesiller boyunca fiyatları düşürdüğü, maaşları arttırdığı ve ekonomik büyümeyi teşvik ettiği için yüceltildiğini yazan gazete, şimdi ise herkes serbest ticaretin nimetlerinden eşit ölçüde yararlanamadığı için tepkilerin büyüdüğü yorumunu yapıyor. Serbest ticaretin yol açtığı işsizliğin ve giderek derinleşen ekonomik kaygıların yükünü sıradan insanların çektiğini yazan gazeteye göre Avrupa'daki sosyal devlet yapısı insanları belli ölçüde korusa da en büyük zorluğu Amerika'da yabancı rekabet yüzünden işsiz kalanların çektiğini yazıyor. Bugün Los Angeles Times'da Cumhuriyetçi Başkan adayı Donald Trump'ın kadınlarla ilgili tartışma yaratan tavırlarına bir yenisini ekleyecek bir haber yer vermiş. Haber Kaliforniya eyaletinde Büyük Okyanus kıyısında Trump'ın sahip olduğu golf kulübünde çalışanların Trump hakkında anlattıklarına yer veriyor. Kulüp çalışanları Trump'ın kadın elemanların genç, güzel görünümlü, çekici, zayıf ve bakımlı olmasını istediğini yazıyor. Kilolu elemanların işten çıkarıldığı, kimi kadın çalışanların ise çekici olarak algılanmadıkları gerekçesiyle ya işi bıraktıkları ya da kovuldukları, genç olmayan çalışanların ayrımcılığa uğradığı da Trump'ın golf kulübünde çalışanların anlattıkları arasında. Bu son olayların Trump'ı seçim yarışında nasıl etkileyeceği ilerleyen günlerde göreceğiz. Amerikan basınına aktaracaklarımız bugünlük bu kadar. Özlem, söz yeniden sende. İzleyicilerimize Amerikan basınında öne çıkan haberleri özetlediği için Ege Cansu Saçıkara'ya teşekkür ediyoruz. San Francisco'yu Amerika'da Rusların en yoğun olduğu kent olarak kabul eder. Aslında Kaliforniya'nın bu gözde kentinde Rusça konuşanların nüfusu New York'takinden çok daha az. Ancak San Francisco'ya ilk kez 1850'lerde ayak basan Rus göçmenlerin kentin tarihi, sosyal ve kültürel hayatı üzerindeki etkilerini görmek mümkün. San Francisco'nun en yüksek noktalarından biri olan Rus Tepesi aynı zamanda kentin ilk kuruluş noktası. Burası kentin merkezi. Tarihçi Andrew Zabagail'in 19. yüzyılın ortalarında yaşanan altını hücum devrinde burada küçük bir mezarlık keşfedildiğini söylüyor. Mezarlıkta gömülü olanların Alaskalı Rus-Amerikan firmasından denizciler ve tüccarlar olduğuna inanılmış. Mezarlık yıllar sonra başka bir yere taşınmış. Bazı Rusların Batı yakasının Paris'i olarak adlandırdığı San Francisco'da buna benzer birçok sembolik yer var. Sayısız tepeler üzerine kurulu kentte Amerika'nın batı yakasındaki en büyük Rus Ortodoks Kilisesi'ni de görebilirsiniz. Burada da sonradan Rus patriği olan Tiko'nun vaaz verdiği kilise bulunuyor. Kilisenin çanlarını Rus İmparatoru 3. Alexander bizzat bağışlamış. Bu San Francisco'daki ilk Rus kilisesi, Rusların kente ilk göç dalgasında çok önemli bir rol oynamış. 1857 yılında kurulmuş, ikinci dalga ise 1917'den sonra gerçekleşti.
San Francisco'ya gelen Rus göçmenler beraberlerinde yaratıcı bir enerji de getirmiş. Bu göçmenlerin hikayeleri kentteki en eski Rus merkezinde anlatılıyor. Ülkenin batısındaki en büyük Rus kültürü müzesinin müdürü olan Yves Franken, müzenin Rus kuşakların tarihini yansıttığını söylüyor. Burası dünyanın dört bir yanından Rus göçmenlerin özel eşyalarını ve aile yadigarlarını bağışladığı ulusal bir müze. Bu müze, Rusların Bolşevik devrimi öncesi ve sonrasındaki hayatının yanı sıra 1920'lerden beri San Francisco'daki Rus koloni hayatını yansıtıyor. Bugün San Francisco'da Rusça konuşan on binlerce kişi yaşıyor. Bu kuşak sadece geçmişte değil, gelecekle de ilgileniyor. Gençlere odaklanan etkinlikler düzenliyoruz. Rus merkezindeki anaokulu, jimnastik, folklor ve bale derslerine sadece Rusça konuşan kent sakinlerinin çocukları değil, onların Rusça konuşmayan komşuları da katılıyor. Bu merkez, bütün kültürlere açık San Francisco gibi büyük bir Amerikan kentinin çeşitliliğini bütün gerçekliğiyle yansıtıyor. Melek Çağlar, Amerika'nın Sesi, Washington. Amerika'nın ilk ulusal Afrikalı Amerikalılar Tarih ve Kültür Müzesi başkent Washington'da Başkan Barack Obama tarafından açıldı. 540 milyon dolara inşa edilen müzenin açılışı ülkenin dört bir yanından on binlerce kişiyi Washington'un National Mall olarak bilinen ulusal parkında buluşturdu. Sıradaki haberimizde müzenin açılışından renkli görüntüler var. Let us now open this museum to the world. Amerika'nın en yeni müzesini ülkenin ilk siyah başkanının açması çok anlamlıydı. Bu müze baskıya ve akla sığmayan zorluklara rağmen Amerika'nın ileri gittiğini gösteriyor. Bu müze günümüzdeki tartışmalara bir kaynak teşkil ediyor. America has moved forward. Obama, köleler ve özgür siyahların birlikte inşa ettiği bir kiliseden getirilen çanı çalarak Washington'daki Ulusal Afrikalı Amerikalılar Tarih ve Kültür Müzesi'nin resmi açılışını yaptı. Müzeyi görmek için başkente gelen binlerce Amerikalının katıldığı açılış bir şölen havasındaydı. Müzedeki kronolojik yaklaşım inanılmaz etkileyici. Müze ziyaretçileri köleliğin karanlık günlerinden ve ırkçı ayrımcılıktan günümüze kadar uzanan bir zaman yolculuğuna çıkarıyor. Kimse genellikle kölelik hakkında konuşmak istemiyor ama bence bu çok önemli bir konu. Benim atalarım Afrika'dan buraya getirilmiş ve köle yapılmış. Bu utanılacak bir şey değil. Tam tersine onlar ne kadar güçlüymüş ki bu kadar yol almışlar. Müzedeki birçok eşya paha biçilmez değere sahip. Sergilenen aile yadigarları ve koleksiyonları sadece ünlülerin değil, hayatlarını daha iyi yaşamaya çalışan sıradan insanların hikayelerini de anlatıyor. Bunlardan biri de medeni haklar yürüyüşlerine katılan Alex Davis. Günümüz çocuklarının tarihte yaşananları bilmesi gerekiyor. Çocuklarıma siz yürümeyin diye ben yürüdüm diyorum. Ziyaretçiler müzenin Afrika kökenli Amerikalıların yaşadığı zorlukların ve ülke tarihine katkılarının anlatılmasında önemli bir rol oynayacağını söylüyor. Dilge Timoçin, Amerika'nın Sesi, Washington. Geçen yıl Gazze şeridine dizel yakıt ve benzin dağıtımı neredeyse tamamen durdu. Daha da kötüsü bölgede bir yılı aşkın bir süredir elektrik krizi yaşanıyor. Bu da Gazze'de yaşayan iki mühendislik öğrencisini benzin yerine güneş enerjisiyle çalışan bir araba tasarlamaya yöneltmiş. Sürekli yakıt ve enerji kıtlığı yaşanan Gazze'de araba kullanmak zor, pahalı ve hatta bazı günler imkansız. Bu sorunu çözmek isteyen Gazze'deki El Azhar Üniversitesi öğrencileri, dünyanın en temiz ve en bol enerji kaynağına odaklanmış. Bize Allah'ın verdiği yenilenebilir ve temiz bir enerjiden faydalanmaya karar verdik ve güneş enerjisiyle çalışan bir araç yaptık. Bu çok iddialı bir hedef çünkü Gazze'nin büyük bir bölümünde alternatif akım yani AC denilen elektrik kullanılırken güneş ışınları doğru akım yani DC adı verilen başka bir elektrik türü üretiyor.
DC motorları bizim kentimizde maalesef yok. Gazze'de elektrik türünü üretmeyi bilen yok. Arabanın üretim maliyeti sadece 1500 dolar civarında. Öğretim üyesi Mazen Ebu Ömer, saatte en fazla 30 kilometre hıza çıkabilen arabayı Gazze'deki yakıt krizini çözme yolunda atılan önemli bir adım olarak görüyor. Bu otomobili yaparak Avrupa üniversitelerinin yaptığı gibi bir prototip tanıtmak istedik. Bu projeler sayesinde güneş enerjisi kültürünün yayılmasını umuyoruz. Ancak öğrenciler bir gün bir sponsor yardımıyla seri üretime geçmeyi hayal ediyor. Ege Cansu Saçıkara, Amerika'nın Sesi, Washington. Eğer bir şeyin nasıl yapıldığını iyice anlamak istiyorsanız kolları sıvayıp bunu kendiniz yapın. Arkeologlar İngiltere'deki Stonehenge ve Mısır'daki piramitler gibi eski medeniyetlere ait yapıların nasıl inşa edildiğini anlamak için yıllardır bu yöntemi kullanıyor. Şimdi ise Fransa'da bir grup usta inşaatçı sadece 13. yüzyılda kullanılan alet ve yöntemlerle bir kale inşa etmeye çalışıyor. Fransa'da 40 kadar inşaat ustası 1999 yılından bu yana bir kaleyi eski aletleri kullanarak inşa etmeye çalışıyor. Şimdi kale inşa etmenin neden bu kadar uzun sürdüğünü anlıyoruz. Geçmiş yüzyıllarda yaşayanların sadece kas gücü ve alın teriyle kale inşa etmesi olağanüstü bir başarı. Bunu 10 yıl gibi bir sürede başarmak sıra dışı. Projeye katkıda bulunan Nick Platt gibi gönüllüler, Orta Çağ'ın inşaat tekniklerine ilişkin henüz yanıt bulmamış sorulara cevap arıyor. Matkap dışında elektrikli aletler kullanmayı sevmem. Burada el aletlerini kullanmanın gayet doğal olduğunu gördüm. Kullandığımız testerelerse son derece farklı. Bazılarını kullanmak çok zor. Ama bu aletlerin inşaata gayet uygun olduğunu görüyorum. Kalenin üst kısmının inşası için gereken taşları kaldırmaya yarayan değirmenli vinç gibi bazı aletler son derece akıllıca tasarlanmış. Ancak bu aletleri kullanmak sabır istiyor. En zoru da yaptığımız işin çok uzun sürmesi. Modern dünyada çok hızlı iş yapmaya ve rekabetçi olmaya alışıksınız. Buradaysa nicelik değil, nitelik önemli. Modern hayatın hızlı temposunu bir kenara bırakıp elinizle iş yapmaya alışıp uyum sağlamanız gerekiyor. Proje çok sayıda turiste çekiyor. Avrupa Birliği'nin fonlarıyla başlayan kale inşaatı projesinin maliyeti şu anda sayıları yılda 300 bini bulan turistlerin yaptığı bağışlarla karşılanıyor. Eğer kaleyi merak ediyor ancak yakın gelecekte Fransa'ya gidemiyorsanız merak etmeyin. Projenin sadece kaba inşaatının 10 ila 15 yıl daha süreceği tahmin ediliyor. Melek Çağlar, Amerika'nın Sesi, Washington. Stüdyo Washington burada sona eriyor. Haber ve söyleşilerimiz internette amerikanınsesi.com adresinde. Yarın yeniden görüşünceye dek esen kalın, sevgiyle kalın.